Bunlar ikinci doğum. Genelde işte Ocak, Şubat ayı gibi sattık bundan kuzulağını. Bir 10-15 gün önce de doğum yaptılar bunlar. İkiz doğurdular. Var, ikiz doğan da var. Tabii tek doğan da var. Ama bazı koyunlar genel olarak ikiz doğuyor. Mesela şu koyundan biz iki kuzu sattık. İki daha doğdu mesela. İlla Fransız'ımız var işte. İşte koçumuz burada. İlla Fransız. Bir de Merinos'umuz var. Maşallah o tosun gibi ya. Kaç kilo? 150 var mı? 150 kilo falan var. Bu da işte 130 civar. Vurmaz, öyle bir şeyi yok. Yok. İşte burası ilerisi sahamhanemiz. Şu bölüntü sahamhanemiz. Burası da genelde kullanıyoruz. İşte kışın kaç başın var senin? Ot türü falan 80 kadar oyunum var benim. 70-80 kadar yapabiliyorum. Yani yerim o kadar. Meralarımız özel mera olduğu için o kadar yapabiliyoruz. Daha fazlasını da kaldırmıyor. Merinos'la ile de Fransız yapıyoruz. Evet, Merinos'la ile de Fransız yapıyoruz. Daha önce sakızı da denedik. Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz, Gökçeal Köyü. Memnunuz. Yani şu an güzel hayvanlar. Hele bu sene otumuz da bol. Var yani, iyi. Cins olarak Merinos, Illa France şu an. Evet. Evet, aslında deneme muayetinde hani hangisi şey olursa sadece ona dönmekti niyetimiz. Ama tam şeyi yakalayamadık yani, daha var eksikliklerimiz var. İşte böyle yani, aşağı yukarı gördüğünüz gibi. Mesela Illa France'la bak, bunlar şunlar Illa France'lar. Şöyle kuzusu da belli. Ondan genelde yüzleri beyaz olur. Şöyle şu beyaz yüzleri beyazlar. Merinos da normal kıvırcık. Evet, bu kaç kilogramdı o? Nasıl? Arkadaşı koç. Abi bu koç geçen yıl çektiğimizde daha şey, bu sene çekmedim. 140-150 kilo arasıydı. Şu anda öyle tahmin ediyorum gene de. Özellikleri bunlar et ırkı, süt ırkı değil. Süt biz zaten süt beklemiyoruz. Çift kuzu yaptığından ve tekrar ikinciye doğum yaptığından oradan bize yetiyor. Kuzularda kilo basıyor, diyelim 45-47 arası genelde satabiliyoruz hayvanımızı. O yönden ırktan memnunuz. Şu an memnunuz yani. Dört ayda genelde bazı hayvanlar var. Tabii dört ayı bulmadan da o kiloları veriyor. Ama genelleme yaparsan dört ay. 110 gün, 120 gün gibi zaten şey yapıyoruz yani. Veriyoruz kasaba. Dişilerden bırakıyoruz her sene. 5-10 tane şey olmasın diye, yaşlanmasın diye geri kalanını satıyoruz. Tabii ki hep erkekler değil de tabii dişilerden de veriyoruz yani. Damızlık isteyene damızlık. Veririz. Veriyoruz da yani. Veriyoruz. Güzel, güzel. Et ırkı. Besleyenlere tavsiye ediyor muyuz? Evet, ben tavsiye ediyorum. Süt
ırkı değil. Süt almaz sadece, yani kuzusunu gene de şey yapar. Ama biz şuradan takip ediyoruz. 20 günlükken kuzu başlıyoruz yem vermeye. Zaten 20 günlük bir kuzu yem yemeye başlıyor. Annesine de fazla dokunmuyor. Ondan dolayı tekrar koça geliyor hayvan. Yıpramadığı için tekrar koça geliyor. Bir daha kuzu alıyoruz. Ha, hepsi de ikiz diye değil de, ama tek de olsa aşağı yukarı hemen hemen yarısı, %50 gibisi ikinci doğumu yapıyor. Evet, köyün eski muhtarıyız. Evet, babadan, dededen kalma bir dede, babayı anlatın bakalım, o kaç baş keçi yapıyordu? Babam 300 keçi yapardı. Kemente'de dururduk, eski Kemente'de. Ama o zaman böyle çok bilinçli bir şeyler yapamıyorduk. O zaman keçiye veya oğlağa fazla yem verilmiyordu. Pinardan, işte Delice'den oğlak yapıyorduk. Ama istediğimiz randımanı almıyorduk. Hesaplarsan şey değildi yani, randıman yoktu. Yani bugün bir 50-60 hayvan, yani çok olsun 100 hayvandan o verimi rahatlıkla alınır. Yani ırk takip edilmiyordu eskiden. Ama şu an işte keçide sanaları var. Koyunda böyle bizim daha önce yerli koyunumuz vardı. Kılçal hayvan. Onlar takip edilirdi. Ha, bunlar sonradan internetten şeyden görüldükçe, bunlara bizim Balıkesir bölgesinden meracılar gelirdi. Onlardan falan göz hırsızlığı çok yaptık. Oradan işte böyle yavaş yavaş düzeltmeye uğraşıyoruz. Ha, daha iğnenin iyisi var. İğnenin de iyisi var. Takip etmek lazım. Elimizden geldiği kadar bizim bu. Ama memnunuz yani. Memnunuz, memnunuz. Ben memnunum. Ekmek yedik, Allah bereket versin. İyi. İyi, çok güzel. Aynen. Ama tabii biz bunun şeyini yapıyoruz. Yılda iki defa parazit iğnesi yapıyoruz. Yılda iki defa aşı yapıyoruz bunlara. Mesela şimdi kuruya çıkacak. Anıza çıkarken ot aşımızı yapıyoruz. Ne zaman güzün çümen çıktığında yine ot aşımızı yapıyoruz. Parazitte bir güzün, bir de böyle bahara çıkarken parazit iğnemizi yapıyoruz. Sağ olsun veteriner arkadaşlarımız da zaten alo dediğimizde gelip yardımcı oluyorlar. Bizim bilmediğimiz şeyleri. Ama çok zor bir meslek de değil yani. Yani hayvanlar güzel, yapılı, gösterişli, gücü sportif, gücü kuvveti yerinde. Sağ ol. Şöyle, evet. Yani sağ ol. Bunu söyleyin. Sağ ol. Evet, 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 evet. Yani işte gördüğünüz gibi eti de var. Yani yaşlısını bugün kesseniz et oranı yüksek. Yani kuzuda olduğu gibi, kuzu da öyle. Normal bir hayvan iş yapsan kilolu hepsi yani. Bunların uğraştığına değiyor. Ya. Bunlar şeyi bilir, yabancıyı hemen şey yapar. Tanır. Evet, şimdi yem fiyatları şu an sabitlediler gerçi. Biz tarım krediden alıyoruz. Daha önce bayağı bir her gittiğimizde fiyatlarda bir değişme vardı. Ama şu an sabitlendi. O yönden iyi yani şeyiz. Yonca falan bu yıl biraz şeydi. Pahalıydı. Ama kendimiz de işte karamba falan ektik, ekiyoruz. Biraz da kendimiz de takviye yapıyoruz yani. Karambayı bütün arkadaşlara da tavsiye ederim. Çoğu da biliyor zaten. Güzel bir verimi var. Ve hayvan yüksek şeyi var. Kıdalı bir şey bildiğimize göre bitki. Yoncadan daha üstün bana göre. Yoncadan daha üstün. Yapıyoruz işte şu an. Benim meram, ben kendim için söylüyorum. Biz akşam, yani baharın böyle sabah çıkarıyoruz. Bir 3-4 saat. Ondan sonra dinlenmeye, işte su içsin veya devamlı, çünkü kuzu olduğu için, ufak kuzu olduğu için emişsin diye kapatıyoruz. Akşamüstü tekrar çıkarıp belli bir saatten sonra zaten kendisi hayvan geliyor. Yani yaklaşık biz 4 saat gibi devamlı yayılım yapıyoruz.
Yazında geceleri gene öyle 4 saat akşam 4 saat sabaha karşı. Mesela sabaha karşı 4 gibi falan çıkarıyoruz. Ondan sonra devam ediyor yani o şekilde. Ama meralar benim kendi özel kiraladığımız meralar. Bir de kanal boyu var. Kanal boyunda orada şey yapıyoruz yani boşluklarda idare ediyoruz. Yengemle berabersin. He yardımcım evet. Benim bir sürekli o olmadım biz yapamayız mümkün değil. Beraberce götürüyoruz işte. Bazen oğlum geliyor Nusret yardım ediyor bana. İşte damları falan genelde o yapar. Temizliğine ilaçlamada gelir yardım eder bana sağ olsun. Böyle götürmeye çalışıyoruz. Günümüz yoğun koyunlarla uğraşıyoruz. Sabah yayılıma gidiyorlar. Geliyorlar öğlen 11 falan. Sağıyoruz. Peynir yapıyorum. İstek olursa süt veriyorum, satıyorum. Öyle işte akşama uğraşıyoruz. Yani meşakkatli mi? Çok, evet çok. Yani çok bizim zor. Zaten Etirk olduğu için Adem Bey bizim şöyle yani çok fazla bir sütümüz olmuyor. Ama mecburen tabii bulunuyor. Komşularımız, burada arkadaşlarımız, yazlık arkadaşlar falan orada duranlar geliyor, onlara veriyoruz yani istediği kadar. Normal bir işimiz var. İstek olmadığı zaman peynir yapıyoruz falan öyle değerlendiriyoruz. Ama çok seviliyor. Ha, çok seviyoruz. Biz çok seviyoruz koyunu. Koyunu çok seviyoruz. Hayvanları. Bereket bak, versin, ekmeğini çok yedik. Tavuklarım var. Evet. Bir de bu var benim, bak küçücük. Ben de oynamak istiyorum. Evet. Senin çiçeklerin ne güzel. Çiçeklerin evet, çiçeklerim var. Ağaçlarım var. Çok seviyorum. Evet. Hepsinden yapmaya çalışıyoruz birer parça, olduk kadar. Köyde hayat var. Var, var. Var. Evet. Var. Tavsiye güzel. Ederiz herkese. Köyde yaşamak güzel. Gençlere tavsiye ederiz. Bu işler biraz da genç işi. Tabii biraz ilk acemiliği oluyor birkaç sene. Bu koyun benim ırkı. Annesi sakızdı bunun. Babası merinostu. Güzel bir koyundu. Ondan dolayı ben bunu elimde tuttum işte. Ama genelde artık şey kalmadı. Sakız damarından pek kalmadı yani. Meme problemi oluyor sakız koyunun. Yoksa güzel, o da güzel bir koyun. Torunlarım var. Onlar yazları geliyor. Yazı burada tatil yapıyorlar. Biraz bizim yanımızda kalıyorlar. Oğlum var Dikili'de oturuyor. O geliyor yardım ediyor. Onda torunlarım var. Biz gidiyoruz bazen. Öyle geçiyor işte vakit. Bildiğiniz gibi zaten torun bir yana, dünya bir yana. Kurbanlık dışarıdan hayvan gelir, bir şey olur. Diyelim ki sattığın kuzu fiyatına da düşebilir. Ondan dolayı riske girmiyoruz yani. Çok bir hayvanımız olmadığından genelde damızlık gibi, şey gibi kasaba değerlendiriyoruz. Eski yıllarda, bizim eski kementede durduğumuz yıllarda 30 tane çoban vardı bir kere. 30 sürü hayvan vardı. 30 sürü. Şimdi azaldı. Biraz da gençler sevmiyor bu hayvan işini. İşte çalışıyorlar sağa sola gidip. Ondan dolayı şimdi dağlar mesela boş yani bizim eski köyün orları. Diyelim 500 tane hayvan ben bugün yapacağım desen 500 tane hayvan yapılır. Mera çok. Bilhassa keçi için. Keçi için meramız çok. Bilmiyorum bunun bu aşkı, koyunun aşkı var bizde. O aşk devam ediyor işte. Seviyoruz bu hayvanı. Biraz daha yapacağız bakalım ne kadar iş yapabilirsek. Ama tavsiye ediyorum yani, hele gençlere tavsiye ediyorum. Yapılırsa
iyi olur memleketimiz için, insanlarımız için de bir faydası olur. Öyle devam ediyor işte. Kaç baş var bizim şu anda burada? Vallahi ben 70-80 kadar bir baş yapabiliyorum. Fazla yapamıyorum. Yani yerim o kadar şey değil. Meralar her yıl, tarlalar tabii sahiplendiriliyor. Benim kiraladığım çoğu yerlerimiz zeytin eken oluyor. Kendisi kullanıyor falan. Çok fazla hayvan yapılmıyor. Biz kazanıyoruz. Şimdi inkar gelemem yani. Bereket versin. Kazanıyoruz. Ha biz iyi yapmaya çalışıyoruz. Takip ediyoruz işimizi. Kendimiz yapıyoruz. Yani saatini aksatmayayım ben bunların hiç. Ondan dolayı hayvan verim veriyor. Biz memnunuz yani.